saniye. Sayın Mustafa Cengiz, hepinizin bildiği gibi 1,5 yıldır akciğer kanseriyle savaşmaktaydı. Bu süreç içerisinde kendisine bilimin ışığında tüm gerekli tedaviler eksiksiz olarak uygulanmıştır. Ancak 3 gün önce durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitemize alınan Sayın Cengiz, bugün 17.40'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etmiştir. Süreç içinde kendisi ve ailesi el ele vererek, büyük bir dayanışma örneği göstererek tüm tedavileri büyük bir özveriyle sonuna kadar sürdürmüşlerdir. Hekimleriyle el birliği içinde. Ve artık tabii sözün bittiği noktada tüm sevenlerine başsağlığı, kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ederim. Saygıdeğer basın mensupları, acımız çok büyük. Bugün başkanımızı kaybettik. Öncelikle Cengiz ailesine, eşi Hayat Hanım'ına, oğlu Sarper'e, Galatasaray Spor Kulübü camiasına, Türk spor kamuoyuna ve Türk milletine başsağlığı diliyor. Başkanımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki yoğun bir süreç yaşadık. Yaklaşık 1,5 yılı aşan bir süreçte. Ancak son nokta bugünmüş. Sayın doktorumuzun dediği gibi 17.40'da kaybettik. Cenazesi yarın Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılınacak ve Ulus Aile Kabristanlığı'nda defnedilecek. Tabi bu süreçte çok zorlu mücadeleler yapıldı. Özellikle Cengiz ailesine başsağlığı dilerken oğlu Sarper sağ olsun herkese Allah onun gibi bir evlat nasip etsin. Babası için çok uğraştı, çok çaba sarf etti. Elinden gelen her şeyi yaptı. Biz de hep onun yanında olduk. Nasıl başkanımızın yanında olduğumuz gibi. Başkanımız Galatasaray camiasına çok büyük hizmetler verdi. Biz inanıyor ve biliyoruz ki yaptığı bu hizmetler giderek önümüzdeki günlerde, yıllarda çok daha iyi anlaşılacak. Bugün başkanımızın vefatından itibaren kamuoyundan aldığımız tepki, bütün spor kamuoyu ve ülkemizdeki gerek ekonomik gerek siyasi çevreler hepsi bizim yanımızda yer aldılar. Bunlar bizim acımızı biraz hafifletti. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü oğlu Sarper'e bırakıyorum saygılarımla. Ben sadece babamı değil, rehberimi kaybettim. Hayatta her şeyi açık, net konuşabildiğim, danışabildiğim, benim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Yeşim hocamın dediği gibi sürece başladığımızdan beri yaklaşık 17-18 aydır olan bu süreçte müthiş bir mücadeleyle geçti. Müthiş dirayetli davrandı. Tabir caizse bir evlada nasıl baba çünkü dağ. İnsan babası hiç ölmeyecek zannediyor. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır, nasıl öğretilir ona da hazırladı.
Ben keşke elden fazlası gel. Ben canımı feda etmeye hazırdım. Çok istisnasız hazırdım. Canım fedaydı. Ama buraya kadarmış. Saat 5.30'dan beri bir süreç içindeyiz. Bu sürede arayan, soran, bazı açamadığım telefonlar var maalesef. Herkesten teker teker özür diliyorum. Ama o insanların dualarını ve başsağlığı dileklerini de ailece kalbimizde hissettiğimizi bilmenizi rica ederim. Başımız sağ olsun Türk milletinin ve Galatasaray camiasının, onu sevenlerin başı sağ olsun. Ben babamı hiç unutmayacağım, unutamam. Benim kahramanımdı. Ama onu öyle gören, Anadolu'dan gelen, Gaziantep'in Nizip ilçesinden çıkıp bana göre muazzam bir, o bölgeye de, oradaki gençlerimize de bir heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun. Allah hepimizin de sabırlar versin. Abi,